Ne olacak? Şükre mi yapalım? Değerli basın mensupları, Pakistan ziyaretini tamamlayıp Lefkoşa'ya dönmüş bulunuyorum. İslamabad'da yer alan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi bizim açımızdan yararlı bir zirve oldu. Burada devlet başkanlarının katıldığı en üst düzeyde zirvede biz de yerimizi aldık. Biliyorsunuz ki gözlemci üye sıfatı var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. O sıfatımızla zirveye hitap etme şansımız da oldu. Orada hem bu teşkilatla ilişkilerimizi, bundan sonra nasıl daha da fazla geliştirebileceğimizi, hem de Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen noktayı onlarla da paylaşma fırsatımız oldu. Onun dışında gerek Pakistan Cumhurbaşkanı'nın gerekse Başbakanı'nın vermiş olduğu resmi davetlerde yine diğer devlet başkanları gibi en üst düzeyde ağırlandık. O anlamda gerek teşkilatın kendisine ve genel sekreterliğine gerekse bu zirve ev sahipliği yapmış olan Pakistan'ın Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na ve tabii ki her zaman Kıbrıslı Türklere çok büyük yakınlık gösteren Pakistan halkına teşekkürlerimi burada bir kez daha vurgulamak isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ile ortak ev sahipliği kavramı içinde Kuzey Kıbrıs'ta geçmişte de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bazı etkinliklerine ev sahipliği yaptı geçmiş yıllarda. Bundan sonra da ve çok büyük bir ihtimalle bu içinde bulunduğumuz yılda da bu etkinliklerin bazıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alacaktır. Bu konuda tabii ki Genel Sekreterlik gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapacak ve daha sonrasında da bunun tarihleri belli olacaktır. Pakistan'da bulunduğum birkaç gün içerisinde kuşkusuz ki yurdumuzda meydana gelen gelişmeleri en başta Kıbrıs sorunu bağlamında içinde bulunduğumuz noktada Rum tarafında var olan yanlışı giderme yönünde bir gayret var mı yok mu? O konuda ne gibi gelişmeler var diye sürekli takip ettim. Görebildiğim, arkadaşlarımdan aldığım bilgi ve takip edebildiğim kadarıyla maalesef yokluğumuzda da manipülasyonlar devam etti. Yine kendi kurguladıkları çerçevede Türkiye'deki referandum nedeniyle Türkiye'nin isteğiyle gerekçe yaratarak bu müzakereleri çıkmaza sürüklediğimizi söyleyebiliyorlar. İnanmak gerçekten mümkün değil. Ancak bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar. DİSİ'nin bu hatayı düzeltme yönünde bir girişimi olmuş, bir öneri sunulmuş. Ancak komitede ivediliğine bile gerek duyulmamış bu önerinin şeklinde bir bilgi aldım. İvediliğini bile gereksiz sayıyorlarsa Kıbrıs Türk halkının duyarlılığını hala daha anlamıyorlar. Hala daha bu duyarlılığı dikkate almıyorlar demektir. Bu arada Sayın Anastasiadis'in bana yönelik söylediği birkaç konu var. Onlara da yanıt vermek isterim. Tarihi nasıl değiştireyim diye bir soru sormuş. Yani Akıncı benden tarihi değiştirmemi istiyor. Bekliyor bunu ben nasıl yapayım diye sormuş. Tarihi değiştiremeyiz elbette.
Bizim böyle bir talebimiz de söz konusu olamazdı ve olmadı da. Ama geleceği inşa ederken tarihimizdeki hatalardan dersler çıkarabiliriz. Benim söylediğim bu. Tarihimizdeki kötülüklerin anası Enosis'tir. Kıbrıs'ta gerek 1963'te gerekse daha sonra 1974'te bütün olan bitenin ana sorumlusu Enosis'in ta kendisidir. Dolayısıyla bunu bile bile okullarda Enosis plebisiti konusunu kutlanacak, onore edilecek bir olay haline getirmekte nasıl bir yarar umdular, nasıl Kıbrıs'ın geleceği için bir fayda gördüler, bunu anlamak mümkün değil. Hala daha tepkimizin nedenlerini anlamakta, isteksizlik göstermelerini de anlamak mümkün değil. Ve tarihi nasıl değiştirebiliriz gibisinden sorularla karşılaşıyoruz. Tarihi değiştiremeyiz ama geleceği kurarken barış kültürüyle yoğrularak bir gelecek kurmak isteriz. Ve bir şey daha var. Bu konular çok önemlidir. Bu konunun müzakerelerle çok yakından ilişkisi var. Çünkü müzakerelerde bir sonuç elde edersiniz. Bu sonucu halklar da onaylarsa iki tarafta sonuçta imzalarla bir anlaşma metni ortaya çıkar. Ardından anayasalar, kurucu devletlerin anayasaları, federal yasalar, bütün bunlar hep yapılır. Binlerce sayfa evrak bir yerde birikebilir. Ama asıl olan bunlar değil. Asıl olan bunların öngördüğü yaşamın, yeni yaşamın barış kültürüyle harmanlanması ve bu kağıtlarda yazanların yaşama geçirildiği zaman onun korunması ve yaşatılmasıdır. Bunu anlamakta zorluk çekiyorlar veyahut da anlamazlıktan geliyorlar. Bunun başka bir yolu yok. Dolayısıyla burada hedef sadece müzakerelerle bir sonuca ulaşmak değil, o sonucun yaşamasını sağlamak, sürdürülebilirliğini sağlamak olmalıdır. 1963'te bu anlamda çok ciddi bir deneyimimiz var Kıbrıs Türk halkı olarak. Oradan çıkarılması gereken dersler var. Bir diğer nokta müzakerelerde azınlık olduğumuz halde bize imtiyaz verdiklerini söylüyorlar. Bunu şiddetle reddediyorum bu söylemi. Asıl imtiyaz 1963 yılından beri Birleşmiş Milletler'de tanınmış devlet sıfatıyla Kıbrıs Türk halkının ortaklık hakkını bertaraf ederek, gasp ederek ardından da 2004'ten beri Avrupa Birliği'nde tek başlarına bu hakkı kullanır olmalarıdır. İmtiyaz asıl budur, eğer imtiyaz ise. Hayır demelerine rağmen referandumda ve Kıbrıs Türk halkının %65'lik evet oyuna rağmen Avrupa Birliği'nde yer almış olmalarıdır. Biz imtiyaz değil, siyasi eşitlik istiyoruz. Federasyonlarda siyasi eşitlik imtiyaz değil, vazgeçilmez bir ilkedir, prensiptir. Siyasal eşitlik her organda sayısal eşitlik anlamında da değil. Kıbrıs Türk halkı hiçbir tarihte federasyonu konuşurken her organda eşitlik talep etmedi. Bazı organlar olacaktır, sayısal eşitlik de olacaktır. Bazı organlar olacaktır, sayıca eşitlik olmayacaktır. Örneğin, federal yargıda
4-4 eşitlik olacak. Senato'da 20-20 eşitlik olacak. Ama bunun dışında ve buna benzer tabii başka eşitlik alanları da olacak. Rekabet Kurulu gibi, Kamu Hizmeti Komisyonu gibi benzeri yarı yargısal bazı organlarda bu eşit sayı olacak. Ancak tüm kurullarda eşit sayı mümkün değildir. Bunu talep etmek doğru da değildir. Ancak sayısal eşitliğin olmadığı organlardaki siyasal eşitlik son derece önemlidir ve gereklidir ve kaçınılmazdır. Bu da ne demektir? Birleşmiş Milletler'in parametreleri de çok nettir. Sayısal eşitliğin olmadığı yerde siyasi eşitlik kavramı kararlara etkin katılımı içermektedir. Kararlara etkin katılım demek de bunu ete kemiğe büründürdüğünüzde her iki taraftan da verilecek oylarla o kararların üretilmesi demektir. Aksi takdirde bu üniter devlet yapılarındaki basit çoğunluk kavramıyla kararların üretilmesini getirir. Bunu onaylamak mümkün değil. İşte bu felsefe içerisinde biz minimumunu talep ettik aslında. Minimum. Yani diyelim ki 9 kişilik bir organ var. 6 Rum, 3 Türk. Kıbrıslı Türklerden hiç olmazsa bir olumlu oyun gerekli olmasını savuna geldik ta ilk günden beri. Hala daha bu konuda devletin fonksiyonu, devletin çalışmasını engeller gibisinden izahı mümkün olmayan yaklaşımlarla bunu engellemeye çalıştılar. Görüyorum son açıklamalarını Sayın Rum liderin. Maalesef hala da bu konudaki yanlış tutumlarını sürdürüyorlar. O kadar büyük bir çelişki vardır ki değerli basın mensupları. Bakanlar Kurulu'nda 7 Kıbrıslı Rum, 4 Kıbrıslı Türk olmasını kabul ettiler. Orada bir Kıbrıslı Türk'ün, bir bakanın her zaman bir olumlu oyunun gerekli olması prensibini kabul ettiler. Daha başka kurullara gelince burada devletin işlemeyeceğini söylüyorlar. Bakanlar Kurulu çok daha önemli bir organ iken, orada devlet işleyecekken daha alt kurullarda niye işlemesin ki? Ve niye hep sorumlu Kıbrıslı Türkler olacakmış gibi bir anlayışı geliştiriyorlar ki? Her konuda Rumlar hep oy mu verecek? Eğer tıkanma olacaksa bazı kurullarda Rumların oyuyla da tıkanma olmaz mı? Bu soruların hiç akılcı, mantıklı bir cevabı yoktur. Dolayısıyla onun içindir ki ben zaman zaman diyorum federasyon kavramını içselleştirmedikçe muhataplarımız gerçekten bu konuda daha ileriye gitmek zor olacak. Şunu söyleyeyim, birçok konuda gerçekten adımlar atıldı, ilerlemeler yapıldı ama beşli konferans aşamasına ulaşabilmişsek bunda Kıbrıs Türk tarafının çok ciddi katkıları olmuştur. Ve artık adım atma sırası onlara gelmiştir. Bu konularda bu kadar tutuk davranırlarsa, bu kadar isteksizlik gösterirlerse federasyon istediklerine bizi nasıl ikna edeceklerdir? Bunları belirttikten sonra şunun da altını çizmek istiyorum. Son olarak yarım ağızla da olsa değerli basın mensupları yapılan hatayı kabul ettiler. Hatayı kabul ettiğiniz düzeltin diyoruz biz de. Fazla bir şey istemiyoruz. Düzeltin ki ertesi gün masaya hep birlikte oturalım. 16 Nisan referandumu şu bu. Yok işte. Ben söylüyorum buradan Kıbrıs Türk tarafı adına müzakereleri yürüten yetkili kişi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanı olarak bu hatayı yarın düzeltin, öbür gün masayı yeniden kuralım diyorum.
Ne referandum ne referandum. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ben burada yokken meclisimizde erken seçim konuları aniden gündeme geldi. Böyle bir erken seçim kararı çıkabilir. Ama biz masayı kursak o kendi mecrasında gider. Biz kendi mecramızda götürürüz yine de bu müzakereleri. Onu da gerekçe yapmayız. Kaldı ki Türkiye'deki referandumu gerekçe yapalım. Dolayısıyla kendilerine daha önce de çağrıda bulundum. Kendileri mazaret yaratmasınlar. Biz her zaman olduğu gibi Kıbrıs'ta bir çözüm için bu kadar yıldan sonra ve son 22 aydır verdiğimiz emeklerin değerini çok iyi bilen insanlar olarak bunların heba olmasını elbette istemeyiz. Geçip gitmekte olan zamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Sürekli takvim istemeyen taraf biz olmadık. Sürekli 2017 yılının tehlikelerine işaret ettik. O tehlikelerin başında da Şubat'ta yapılacak olan güneydeki seçimler ki doğrudan Sayın Rum lideri ilgilendiriyor. Buradaki meclis seçimleri bağımsız ve tarafsız bir siyasi kimlik olduğum için beni o kadar ilgilendirmez. Ben seçimlerde de siyasi partilere eşit mesafemi koruyacağım. Ama güneydeki seçimler Rum lideri doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü onun kendi seçimidir. Büyük ihtimalle de aday olacağı bellidir. Dolayısıyla hiç olmazsa bahar aylarına sarkar bu iş ve seçim heyecanı daha sonra başlar diye tahmin ediyor. Bu Enosis plebisit kararıyla birlikte aslında seçimin çok erken başladığı ortaya çıktı. Açınız bakınız Rum gazetelerini. Bu kararın mecliste alındığı günün ertesinde yani biz daha yoğun bir şekilde tepkimizi ortaya koymadan bile Rum gazetelerinin hemen hepsi artık seçim sürecinin başladığını yazdılar. Bu kararın altında seçim hesaplarının yattığını söylemeye ve yazmaya başladılar. Elam'ın tuzağına düştük diyorlar şimdi. Elam'ın tuzağından kurtulun diyoruz. Bu hatayı düzeltip Elam'ın tuzağından kurtulun diyoruz. Ancak benim yorumum ilk günden beri hep şu olmuştur. Bugün de aynı kanaatimi daha da güçlü bir şekilde koruyorum. Kilise ve federal çözüme karşı olan partilere hoş görünmek için maalesef müzakere sürecini berhava etme noktasına getirdiler bu konuyu. O nedenle bu hatayı düzeltmeye yanaşmıyorlar. Aslında bu yanlışın düzeltilmesini sadece benim, sadece Kıbrıs Türk halkının değil, Kıbrıs'ta çözüm istediğini söyleyen tüm tarafların talep etmesi gerekir Rum tarafından. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin ve daha başka kim varsa biz Kıbrıs'ta çözüm istiyoruz diyen, barış kültürünün ne anlama geldiğini bilen ve bunun gelecekte bir çözüm bulunsa da bunun ne anlama geldiğini bilen tüm ilgili tarafların Rum kesiminden bunu talep etmeleri gerekir. Olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz değerli basın mensupları. Bugünlük bu kadarını söylemekle yetinelim. Sorunuz varsa onu da yanıtlayalım. Buyurun. Süreç belli. Peki hiçbir adım atmazlarsa ne olacak? Yani diyelim ki bu kararı hiç değiştirmediler. Yani o yönde de adım atılmaz ve seçim sürecine giriyoruz. Hangi seçim sürecine? Güneydeki. Güney tarafı. İşte girildiği görülüyor zaten şimdiden. Görünen o. Hiçbir adım atılmazsa ne olacak peki? Yani Kıbrıs'ta çözüme ihtiyacı olan yalnız biz değiliz.
değerli basın mensupları. Evet, Kıbrıs Türk tarafı olarak belki bize yapılmış olan yılların haksızlığından dolayı ve bizim uluslararası hukuk dışında bırakılmış olmamız dolayısıyla uluslararası hukuk içine girme talebi en çok bizden yükseliyor elbette. Biz o talebimizden de vazgeçmiş değiliz. Bana soruyorlar A planı, B planı, C planı. Ben A planından vazgeçmiş değilim. Ancak şunu da söylemek lazım. Kıbrıs'ta çözüme onların da ihtiyacı vardır. Kıbrıs'ta çözüm olmazsa Kıbrıs huzurlu bir yer olmayacak. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yatakları yeni gerginlik alanları haline gelebilir önümüzdeki bahar ve yaz aylarıyla birlikte. Bir diğer nedeni 2016 sonu hedef gösterirken ben buydu. Rum tarafındaki seçimlerin dışında bir diğer önemli neden de buydu. Halbuki biz diyoruz ki bu Kıbrıs Türklerinin de hakkı olan zenginlikler sadece Kıbrıs Türk ve Rum tarafları için değil, Türkiye ve Yunanistan içinde ve bölge devletleri içinde bir işbirliği alanı haline dönüştürülebilir. Çok tekrar ettim, diğer projelerle ilgili tekrarlamayayım ama Doğu Akdeniz gerginlik alanı olmaktan çıkarılıp bir işbirliği havzası haline dönüştürülebilir. Ama bunun için karşılıklı adımların atılması lazım. Ben vicdanen rahatım. Bugüne kadar çalışma arkadaşlarımızla beraber Türkiye ile de istişare içinde, diyalog içerisinde gerçekten atmamız gereken adımları attık. Bu noktadan itibaren hep söylediğim bir şey vardı. 8-10 tane konu başlığı var. Bu 8-10 tane konu başlığını el ele finale götürebiliriz. Bunu başarabiliriz. Ama bunun için bir şey lazım. Bunun için aslında zamana değil liderliğe, zamana değil kararlılığa, politik istekliliğe ve karşı tarafın da duygularını anlamaya ihtiyaç vardır. Biz her attığımız adımda Rum tarafının duygularını da düşündük. Benim dönemimde bunun sayısız örnekleri vardı. Yeri ve zamanı geldiğinde onları da bir bir oturup açıklayacağım. O konularda zaten bilmediğiniz şeyler değildir. Ama zaman geçince unutuluyor. Bunları da ayrıntılı bir basın toplantısından bir gün açıklamayı düşünürüm. Hangi konularda ben geldikten sonra bu göreve ne gibi adımlar atıldı? Ama Rum tarafından bir türlü bu konularla ilgili mobil telefonlar konusu olsun, elektrik hatlarının kalıcı olarak birbirine bağlanması konusu olsun ve şimdi bir de bunun üstüne Enosis konusu geldi, bindirildi. Eğitim komisyonu kurduk biz bu işlerle ilgilensin diye. Barış kültürünü geliştirsin diye. Böyle bir komisyon varken ortada okullara, gençlere Enosis plebisitini kutlanacak bir olay diye takdim etmenin anlamı ne olabilir? Yani bunun anlamı en hafifiyle kiliseyi ve red cephesi partilerini memnun etmek. Komitede Anastasiades'in partisinin böyle bir karara oy vermesinin anlamı ne olabilir başka? Genel kurulda çekimser kalarak böyle bir kararın geçmesine göz yummasının nedeni ne olabilir? Bütün bunları anlamakta sanıyorum herkes istediği gibi anlamakta özgür olsa da bunun bir tek nedeni olabilir. Seçimler erken başladı. Ve oy beklenen çevrelere şirin görünme erken başladı. İki şey aynı anda yürümez ama. Bir yandan çözüm süreci, barış kültürü, öbür yandan kilise, red cephesi, enosis, bu kavramlar birbiriyle uyuşmaz. Buna bir karar vermeleri lazım.
Kıbrıs'ta çözüm istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Ha, Kıbrıs'ta bütün gayretlerimize rağmen Rum tarafı eğer çözüm yönünde adım atmayacaksa, bu söylediklerimizi kös dinleyecekse, bugüne kadar yaptıkları yanlış tavırdan dönmeyeceklerse ve habire mazaret olarak ortaya koydukları Türkiye referandumu konusunu pişirip pişirip önümüze koyacaklarsa, o zaman gerçekten çözüm yönünde ilerleme sağlamak mümkün olmaz. Ama o zaman ne olur? O zaman Kıbrıs'ta iki ayrı devlet kökleşir. Bunun başka yolu var mı? Bunun bir tek çaresi, ben her zaman söyledim, tekrar edeyim. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bir çözümle federal bir çatı altında birleşmeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gelecekteki Kıbrıs Türk kurucu devletine dönüştürmeye hazırız. Bu yönde hiçbir çekincemiz yok. Bunu defalarca söyledik. Ama eğer bu olmuyorsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak değil. O zaman iki bölgede iki ayrı devlet gerçeğini eninde sonunda kabul etmek durumunda kalacaklardır. Hem onlar hem bugün bu yanlışa göz yuman tüm taraflar. Teşekkür ederim.